<laughs> Galatasaray'a geçiş yapalım. Galatasaray'da Cagney için bir haberimiz var değerli izleyiciler. Galatasaray Cagney için Spartak Moskova ile görüşüyor. Önerilen rakam 9 milyon avro. Galatasaray'a şu an itibariyle ve Galatasaray Spartak Moskova'nın Zeluis ve Luis Adriano gibi iki tane önemli santrforla yollarını ayırmasından sonra arayış içerisinde. Aslında bu transfer görüşmesi yeni bir transfer görüşmesi değil. Tipleme de uyuyor, fizik Vay kalite de uyuyor değil mi? Alp Hocam bu transfer görüşmesi yapılan bir görüşmeymiş. Gizliden gizliye evet. yürütülmüş bugüne kadar. Evet. Ama bizim aldığımız bilgiler 9 milyon avroluk bir teklif olduğu yönünde. Ama Cagney'in de yıllık ücret konusunda Spartak Moskova'nın teklif ettiğinden daha fazlasını istiyormuş şu anda. Yani yine sorun Cagney'de. Yani <laughs> ben 9 milyon euroya Galatasaray'ın e, özellikle işte i̇şte Lu Luyendama'yı listeye yazabilmek adına gerçekleşirse Falcao transferinde bir sıkıntı yaşamaması adına eksi bir buçuktaydı galiba bir dört yüz galiba öyle bir şey. Eksi iki buçuk hocam. İki buçuk tamam. onu ortadan kaldırabilmek adına ben 9 milyon euronun da Galatasaray Kulübü için her ne kadar 13 vermiş olsa da cazip olacağını düşünüyorum. Ki biz seninle özellikle sen e, sezon başından beri hani 13'ler, üçler on beşler on dillendirilirken Umarım bu rakamlara gider ama ben 9 9'da 10 bandında gidebileceğini düşünüyorum demiştin sen. Sanki biraz eğilim oraya doğru gidiyor. Ama ben Galatasaray için 9 milyonun bile şu anda cazip bir rakam olduğunu düşünüyorum Cagney için. Çünkü Cagney'den Galatasaray'a artık fayda gelmesi Bundan Bundan birkaç durum. hafta önce Galatasaray 9 milyon avroyu kabul etmemiş bu teklifi. Spartak Moskova'dan gelen teklifi ama... ama birkaç hafta önce çok birkaç hafta önce ama şu anda o günden bugüne Galatasaray içerisinde çok şey değişti. Yaşananlar çok farklı. Falcao'da bonservis ortaya çıktı. Luindama'yı bir bildiremediniz. Evet. Birçok şey ortaya çıktı. Satmayı planladığınız başka oyuncuları satamadınız. Hı hı. Dolayısıyla burada hem eli güçlü olan Cagna var hem eli güçlü olan Spartak Moskova var. Bu da bir gerçek. E, sonuçta bu süreç kötü yönetildi ben bu transferin olacağını tahmin ediyorum evet yani e, bugün günlerden çarşamba zaten pazartesi transfer kapanacak e, ben de bu dört gün içinde sadece e, Galatasaray'ın özelinde değil çok kulüplerimizde özellikle ayrılıkların çok dikkat çekeceğini düşünüyorum çok farklı ayrılıklar gerçekleşecek. Galatasaray'da e, Cagney haricinde Spartak Moskova'ya gideceğini tahmin ediyoruz Cagney haricinde Başka futbolcularla yollar ayrılır mı? Yani ben e, bir cazip teklifte Belhanda'yla e, yolların ayrılabileceğini de, ha. E, gündeme Unut. gelebileceğini de düşünüyorum. Çünkü şu var, unutmayalım ki Halka transferi evet gündemi çok meşgul etti ama aslında hocanın zihninde yatanlar... Hocam değerli izleyiciler Galatasaray'la e, devam ediyoruz. Cagney'i verdik. E, ayrıca Fatih Hoca kesin olarak orta saha ve stoper transferi, Hı -hı. istiyor Bunun zaten e, şifrelerini vermişti basın toplantısında yaptığı açıklamada. Kesin olarak bir orta saha transferi ve kesin olarak bir stoper istiyor. Şampiyonlar gibi oynayacak bu takım ve şu an için çok ciddi eksikleri var. Tek eksiği Falcao değil Tek benim kanaatimce. Ki bunu e, biz seninle 10 gün önceki programımızda şöyle söylemiştik. Evet Falcao Galatasaray'ın gündemini çok fazla, ülke gündemini çok fazla meşgul etti. Doğaldır, bir dünya yıldızıdır. Transferi zor e, gerçekleşir. E, hesapta olmayan veya iyi yürütülemeyen hocanın deyimiyle çok fazla şeffaf olunan, olunmadan dolayı da e, sıkıntılar arttı büyüdü. Ama e, Fatih Hoca'nın belki son ana kadar dillendirmediği ama son karşılaşmadan sonra söylediği orta saha ve stoper mevkindeki eksiklik şu anda Galatasaray'ın 4 gün içinde çözümlemesi gereken problemlerden bir tanesi ve e, en azından Falco'a kadar önemli problemlerdir bunlar. Berkay Özcan iddiası var. Berkay Özcan aradığı tarzda bir orta saha mıdır? Yeterli midir sizce yoksa daha farklı bir profilde mesela Beşiktaş'ta şu anda anlaştığı eee Fernandez tarzında Fernandez. bir orta saha mıdır acaba istediği? Ben hocanın Fernandez tarzında bir orta saha istediğini düşünüyorum. Hmm. Daha e, ön bölgeye topu iyi taşıyabilen. Çünkü ve seri işini savunma kısmını yapabilen Kesinlikle oyuncular. E, o bağlantıda hani e, bir de tabii sen az önce de dile getirdik. Belki bir, bir cazip teknik son anda son dakikada ayrılıklardan bir tanesi Belhanda da olabilir. Bilemiyoruz tabii e, nelerin gelip gitti ama alınmazsa mümkün değil hoca vermez zaten Berhanda yerine bir oyuncu. O nedenle ben e, senin fikrine katılıyorum. Fernandez tarzında topu iyi kullanabilen, ön tarafı iyi destekleyebilen bir Orta sahaya ihtiyacı var ama Stopper'de hocanın olmazsa olmazlarından. Net bu iki mevkiye hocanın e, Falcao gelsin veya gelmesin transfer mutlaka istiyor. Stoperle ilgili aldığım bilgiler doğrultusunda gündemde olan isimlerden bir tanesi Martin Caceres. Evet. Martin Caceres Uruguay milli takım oyuncusu biliyorsunuz. Hı hı. Yıllarca üst düzey e, takımlarda forma giydi. E, savunmanın hemen hemen birçok mevkisinde oynayabilen bir isim. Uruguay milli takımda da keza aynı şekilde sol bek sağ bek de oynayabilen ama asıl mevkisi stoper olan bir oyuncu. Konforlu bir oyuncu ama. E, Trabzonspor'a da bir dönem gelmişti ama o dönem yaşadığı sakatlıklardan dolayı e, ülkemize Aşil geldi geldi. Aşit Tendon'u de... hocam çünkü kopmuştu. kopmuştu. Aşit Tendon'u koptuktan sonraki yeni yeni geçme zamanında o transfer gündeme geldiği için ee, tereddüt yaratmışlar. Evet, açıkçası. o dönem boştaydı bir de oyuncu Çok yani. da sorgulanmıştı Doğru. o dönem transferi ve ülkemize geldiği halde South transferi. gitti hatta sonra evet, galiba. geldiği halde transferi gerçekleşmedi ama işte Juventus, Lazio derken oyuncu şu anda bonservisi elinde. Yanlış hatırlamıyorsan. Elinde, elinde bonservisinin bonservis elinde olması Galatasaray için zaten en cazip şekil. Yani bütün takımlarınız için o. Ben bu transferin eğer makul bir rakamlara çekilebilirse olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ayrıca da e, aranılan tipte ve tarzda bir oyuncu. Hocanın e, belki bu transferle kanat beklerinden bir tanesini bile takımdan ayrılabileceğini görüşür, görebiliriz bu transferin gerçekleşmesiyle. Hafızalar hepsini bahsettiğiniz o Trabzonspor'a, e, Trabzonspor'un almadığı dönemdeki sakatlık mevzusuyla kazınmış bir oyuncu ve ha. sanki algı olarak herkes de öyle kalmış. Ama gibi. çok açtı onu artık yani. Çok açtı. Hatta ve hatta 2018 Dünya Kupasında tamamında forma giydi maçların. Bu yaz Copa Amerika'da yine takımda Çok tamamında kaldı. maçlarda o, forma giydi. O, o nekat dönemini bitirdi. Artık yani evet. kasarası için ya tamam Ciddiğin gelsin. Ciddi sakatlık elbette ha, aşı elbette tendonu. De. Gelsin işte iyi oyuncu ama... Şöyle bir sakatlığı var. Denecek kıvamlı değil ama senin de söylediğin gibi Trabzonspor'a gelip ülkeye gelip geri dönmesi, sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkması hafızalarda bunu bıraktı. Ama artık öyle bir kaseles yok 2017, yani. 2017-2018'de Verona ve Lazio'da forma giydi. Yarımşar dönem. Dönem. E, toplamda 25 maçta oynadı İtalya'da ve 2000 dakika yakın forma şansı buldu. Hı hı. Sonra 2018'de Uruguay milli takımıyla 19 maça çıktı milli takımla. 19 maç milli takım sadece. Biz bir yıl içerisinde. 2018-2019'da Juventus ve Lazio'da forma giydi. Hı hı. Toplamda 17 maç, 1281 dakika oynadı. 2019'da e, milli takımda 7 maça çıktı. Milli takımdan. 4'ü yakın geçmişte yaz döneminde Copa Amerika. Yani 4'ü 90 dakika oynadı. Kafadan şöyle toplama, toplamaya çalıştım. Bu 32 süre, sakatlığı bitirdikten sonra forma giymeye başlaması ve günümüze kadar e, 75-80 maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Yani tabii, tabii. E, bu sakatlığı devam eden bir oyuncunun bu tip bir uluslararası dizeyde bu kadar karşılaşmaya çıkması çok zor ve mümkün değil. Onun için e, Galatasaray için cazip bir transfer gibi duruyor. 4 gün içindeki alternatiflerinden de bence en önemli biri. Düşük bir, bir maaşla denir. birlikte belki değil mi? Belki de. Belki de. E, bir de e, sen Muslera'nın da arkadaşı evet, olduğunu. Evet. Menajeri, e, da menajeri olan Uruguaylı Fonseca. Efsane futbolcu aynı zamanda. Bunlar çok önemlidir biliyorsun transferlerde. Sen de bunları çok hakimsin bu konuya. Yani ee, bir takım arkadaşı işte bir menajer şu bu mi? Bir anda ee, hemen olu veriyor bu işler. Tariyeri de ekrana geliyor bir yandan. E, evet. 2008-2009'da Barcelona ile başladı. Sonrasında Juventus. Ardından Sevilla ve Sevilla Juventus şeklinde aralıksız forma giydiğini görüyoruz. Sonrasında 2012-2016 arasında Juventus'ta 75 maçta forma giymiş ki Juventus üst seviyelerde olan bir takımdan bahsediyoruz. Southampton'da Aşil Tendon'un sakatlığı iyileşmeye çalıştığı dönemde Trabzonspor almadığı dönemde Southampton'a gitti. 4 maçta forma giydi ama sonrasında iyi bir yaz dönemiyle birlikte yeniden kendisini buldu ve Verona Lazio az önce bahsettiği 25 maç. Geçen sezonda Lazio Juventus 17 maç. Ee, bir de <laughs> Stil olarak da Veli Fatih Hoca'nın sevdiği bir stili var. Hani bir savaşçı, ön bölgeye gitti, skorer, dayanıklılığı, devamlılığı yüksek, ikili mücadelelerdeki kazanma oranları yüksek bir oyuncu. Bir de tabii en önemli şey az önce senin ifade ettiğin gibi işte kanat beklerine devrilmesi. Yani öyle tabii, bir sıkıntı yaşıyorsun. 17. Yani Luyendama Marcao. Ee, Uruguay Kase... takımında çokça forma giyiyor Tabii. savunmanın solunda. Ka ka kas Sağında, kas de, Kaseresi de bunun yanına yazabilirsin. Hani bazen hoca oyun, akan oyun içinde esnetebiliyor ya bir anda bunların üçünün sağda olduğu bir oyunda üçlüye dönemez evet, misin? Evet doğru. Ne doğru. demek istediğimi anladım, mi? anladım, gayet Onun yana. için e, esnetilebilen bir oyuncu. Yani e, artılar eksiler... servisin olmayışı. Tabii artılar eksiler bir futbolcunun fotoğrafını koyarsın. Teknik olarak karşısına geçersin. izlersin görüntülerini şunları. Zaten bildiğim bir oyuncudur. Artıların eksilerini koyarsın. Ben artıları eksileri koyduğum zaman toplamda artılarının çok daha fazla olduğunu transfer edilebilir bir oyuncu olduğu gibi gözüküyor bana. Peki Falcao ile ilgili de yine biz beklemeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Tek bir sıkıntı var biliyorsunuz o da artık Monaco'nun bonservis istiyor oluşu. Ve bu bonservis sorununu da Galatasaray çözmeye çalışıyor. Çözmeye çalışıyor derken bonservis vermeyelim kısmını geçtik artık. O geride kaldı o dönemde. Ne kadar vereceğiz? Ee, ne kadar vereceğiz? Ne kadar aşağı çekebiliriz? Artı Finansal fair play'den dolayı Galatasaray şu an Luyendam'ı dahi bildiremiyorken bonservisi alınacak bir Falcao'yu yine bildiremeyeceksin. Hangi oyuncuyu satacaksınız, nereye satacaksınız ve nasıl biz bu açıyı kapatıp, ne kadar verip Falcao'yu alıp oyuncu bildirebiliriz? Artık şu anda bu aşamada Galatasaray bu aşamadaki sıkıntıları çözdükten sonra Falcao'yu kadrosuna katacak. Yoksa bu transferle ilgili başka herhangi bir sıkıntı yok. Ben sesli düşünüyorum. Bu transferin gerçekleşmemesi halinde Galatasaray yönetimine, başkana, Sayın Abdurrahman Bayrağı büyük zarar verir. Hı hı. E, menajer Jorge Mendes'i, hadi onun kısmını geçti ama Sayın Ahmet Bulut'a büyük zarar verir. E, şey olarak baktığımızda, prestij olarak, olarak baktığımızda çok ciddi da, evet. zarar verir. Doğru Hani e, menajer Ahmet Bulut bu transferi bitiremedi. Mendes bu transferi bitiremedi, olur. E, Falcao kendisi açısından baktığımızda mağdur olmuş olur. Evini boşalttı, bir aydır otelde kalıyor. Galatasaray'la anlaştım diye Galatasaray yönetiminin kendisine verdiği sözden dolayı artık merak etme biz senin sıkıntını çözeceğiz kulüple alacağız dedikten sonra artık o da kendisini Galatasaray'a artık mental olarak verdikten sonra o da mağdur olmuş olur. Bu şartlar altında ben bu transferin gerçekleşmeme ihtimalini çok aşırı zayıf görüyorum. Bence olacak. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Her ne kadar çok de kaldıysa evet. da her ne kadar gündemi çok fazla meşgul edip Galatasaraylı taraftarlara e, yeter artık dedirttirse de gelir, imza yatar performans yapmaya başlar. Evet dersin, sıkıntı yaşadık ama en azından da e, keyfini de sürüyoruz, izlemenin keyfini de sürüyoruz diyebilirsiniz. Bakalım göreceğiz ama e, bunun yanında az önce senin de ifade ettiğin gibi işte bir Casares transferi, bir orta sahaya Fernando Kovam'ın bir oyuncu transferi de Halka'yla birlikte mutlaka olmalı.